que ya tengo planes para esta noche. Da. Ya. Bunu da açalım. Gerçi oyunun hataları da çok net ortaya çıkmaya başladı. Işın izlemeyi kapatalım. Ve DLSS'i kapatalım. Teknopat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda önümde Acer Triton 500 laptop var ve kendisi bir video çözücüyle benim yayın bilgisayarıma bağlı. Cyberpunk 2077 oynayacağız ki zaten siz de şu anda masa üstündeki Cyberpunk 2 masa üstü duvar kağıdından bunu anlayabilirsiniz. Cyberpunk 2077 oynayacak olmamın sebebi oyuna bir tane büyük yama, bir tane de hotfix, yani hızlıca hata düzeltme odaklı daha küçük bir yama çıktı ve oyunun özellikle grafiksel açıdan büyük oranda düzeltilmiş olmasını bekliyorum. Ben açıkçası 1.20 yamasından sonra oyunu hiç açmadım. Güçlü bir bilgisayarda bunu denemek istiyordum. O yüzden de Triton 500 ile deneyeceğim. Hemen buradan özelliklerini size göstermek istiyorum. Ana parçalardan tabii ki bahsedeceğim. Intel Core i7 10750H işlemci var. Comet Lake mimarili. Bunun dışında 32 GB DDR4 belleğimiz var. RAM frekanslarını ve diğer her şeyi buradan yine görebilirsiniz. Ekran kartı önemli noktalardan biri. Nvidia GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design. Yani Max-Q Design'li bir RTX 2080 Super var bu makinenin içinde. Tam bir oyun canavarı zaten. Ofiste de pek çok farklı oyunu ben bunda denedim. Herhangi bir sorun yaşamadım. Ama sorun olan şey nedir? Cyberpunk. Peki bu güçlü bilgisayar Cyberpunk'ta bakalım nasıl bir performans gösterecek. GOG Galaxy'yi açıyorum ben. Oyun bende orada var. Buradan sizde 1.2 güncellemesi ve 1.21 hotfix'i hızlı yaması hakkındaki bilgileri öğrenebilirsiniz. Ben Cyberpunk 2077'yi daha önce bitirdim ama bilgisayardaki sorunlar nedeniyle bilgisayarda devam etmemiştim. Bakalım bir daha bitirmek istiyorum. Bakalım o bilgisayarda mümkün olacak mı? Performansı da göreceğiz. Devam edelim. Şimdi grafik ayarlarına girelim. Oyunun bize verdiği varsayılan ayarları kullanalım ilk başta. Figured it wasn't safe in Japanese waters. Afraid some local fishermen might. No. Porque ya tengo planes para esta noche. Da. Ya. Ama yapmayın bunu ya. Yapmayın bunu ya. Şu anda ilk kez açık dünyasındayız oyunun. Görece daha boş bir arazi. 54 FPS ile 45 FPS arasında sonuçlar alıyoruz. Birazcık grafik ayarlarıyla oynayalım. Şu an ışın izleme tabii ki ultra'da arkadaşlar. Işın izlemeyi orta seviyeye getirirsek ki burada DLSS de açık zaten. Gördüğünüz gibi otomatikte. Bu sefer FPS'te bir kazanımımız oldu. 58 FPS, 59 FPS, 60 FPS arası gidip geliyoruz. Peki, normal ultra ayara geçersek ve hem çözünürlük ölçeklemeyi yani DLSS'i hem de ışın izlemeyi kapatırsak ne oluyor? Oyun ultra grafiklerde yine benzer bir performans gösteriyor ama şu anda tabii ki açık bir arazide olduğumuzu ekleyeyim. Birazdan normal şehir atmosferine de geçeceğim. Orada daha net görebileceğiz. Ama biliyorsunuz ki PC tarafında böyle Acer Triton gibi güçlü bilgisayarınız varsa zaten aldığınız FPS de son derece iyi oluyor. Oyunun sorunları tabii ki başka noktalarda. Şimdi araçtan indiğimizde tabii FPS daha da iyi olacaktır. Böyle açık arazilerde, ultra grafiklerde 70'e yakın bir FPS elde edebiliyoruz. Genelde 60 ile 70 arasında gidip geliyor.
Işın izlemeyi ortaya aldığımızda burada siz de ayarları görebilirsiniz. Bakalım ne olacak. Tabii oyunun dokusunda belli değişimler gördük. Yine benzer bir FPS alıyoruz. Ama burada DLSS'in açık olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Peki oyun DLSS yokken bu işi kaldırabiliyor mu? Kapalı diyelim. Şu anda 44-45 FPS arasında. Yine oynanacak bir seviyede oluyor. Tabii ki yine açık arazilerden bahsediyorum. Işın izlemeyi psycho seviyesine getirebiliyoruz. Peki o zaman kaç FPS alabiliyoruz? Yine 43 seviyesinde, 40 seviyesinde FPS alabiliyoruz. Biraz daha oynayalım ayarlarla. Işın izlemeli yansımalar. Bunu da açalım. Gerçi oyunun hataları da çok net ortaya çıkmaya başladı. 30 FPS'lere indik. Yine oynanacak bir seviye. Özellikle gamepad'le falan rahat oynayabileceğiniz bir seviye 30 FPS bu arada. Ama burada da oyunun doku hataları çok belli olmaya başladı. Ama onun dışında özellikle çöl görselliği çok güzel. Hem de uzak mesafe, orta ve uzak mesafelerde DLSS şu an kapalı olduğu için çözünürlük tarafında daha keskin görseller elde edebiliyorsunuz. Peki bunların hepsi en yüksek seviyedeyken DLSS'i dengeli bir seviyeye getirirsek ne olacak? Gerçekten çok ciddi bir FPS kazanımımız oldu. Yarı yarıya FPS kazanımı oldu. Ama sizin de görebileceğiniz üzere orta ve uzak mesafede çözünürlüklerde belli değişimler var. Onu da hesaba katmak gerekiyor. Şimdi isterseniz bir oyun kaydı, farklı bir oyun kaydı yükleyeceğim. Oyunun verdiği otomatik ayarları kullanırsanız bu kez 49 FPS, 50 FPS arası sonuçlar alıyorsunuz. Yine oynayabileceğimiz akıcı bir seviyeye gelmiş durumda. Peki burada ışın izlemeyi kapatalım. Ve DLSS'i kapatalım. Oyunun ayarlarında ultra seviyeye getirelim. Şu anda ışın izleme kapalı. Ve ultra ayarlarda 52 FPS, 56 FPS, 58 FPS, 60 FPS hani yüksek değerler alabiliyoruz. Peki bakalım ışın izlemenin bize faydası nedir? Sokaktaki karanlıkta ışıkların yansıması en güzel örneklerden biri olacaktır. Hemen ortaya geri alalım. Buradaki sudaki yansımalar, gerçi burada da hata var. Yine bir grafik hatası. Şu grafik hatası olmayan bir su bilimcisi bulalım. Burada yukarıdaki reklam panosunun yansımasını görebilirsiniz. Bazı noktalarda çok net, bazı noktalarda da belli belirsiz yansıma yapıyor. Şu an siz de görebiliyorsunuz. Şimdi bu yansımada biraz kontrol yapalım. Önce ışın izlemeyi kapatalım ve ultra ayarlarda oyunu açalım. Gördüğünüz gibi daha otomatik bir yansıma kullanılıyor. Peki direkt bu açıdan ışın izlemeyi açtığımızda nasıl bir fark olacak? Ben ışın izlemeyi ultra'ya alıp DLSS'i de kapatacağım. Bu tabii ki FPS'i bayağı bir düşürecektir ama net bir fikir edinebileceğiz. Gördüğünüz gibi ışık çok daha yumuşak bir şekilde bu sokağın bulunduğu cadde ile kaldırımın birleştiği yere vururken sudaki yansıma inanılmaz net ve gerçekçi biçimde görünüyor. Burada hemen ışın izlemeyi kapatalım. Gördüğünüz gibi ışıklar bir anda keskinleşti ve yapaylaştı. Peki hangi ayarlarla oynamak lazım?
Bu tarzda çok güçlü bir bilgisayarınız varsa ışın izleme kapalı ve ultra grafik ayarlarıyla keskin görsellerle oyunu oynayabilirsiniz. Ve yine ışın izlemeyi orta seviyeye alarak buradan da DLSS'i otomatiğe veya kalite odaklı getirerek oyunu oynayabilirsiniz. Mesela kalite odaklı yaptığınızda DLSS'i 50 FPS'lerde oyun oynayabiliyorsunuz gayet rahat bir şekilde. Ve çözünürlük çok fazla sıkıntıya uğramıyor. Yine burası da aradaki farkları gösterebileceğim güzel bir nokta. Hemen burada da gösterelim. Işın izlemeyi en yükseğe alalım. Bakın ne kadar yumuşaklaştı. Tamamen kapatırsanız şöyle ultra deyip artık buradaki bir fotoğraf arkadaşlar. Artık burada gördüğünüz şey aslında bir fotoğraf yansıması gibi bir şey. Gördüğünüz gibi aslında çok da uyumlu değil. Bu tabi geliştiricilerin o ışın izleme teknolojisi gelmeden önce buldukları bir yöntem. Açıkçası hem grafikleri tarafında hem de ışın izleme performansı açısından iyi bir oyun Cyberpunk 2077. Çünkü o neonlarla dolu distopik şehir Night City bize gerçekten güzel bir atmosfer sağlıyor. Ama bunun yanında tabii ki böyle güçlü bir bilgisayara da sahip olmanız gerekiyor. Bu grafikleri net bir şekilde alabilmeniz için ben şu anda 50 FPS alabiliyorum. Işın izlemeye açıp DLSS'i de belli bir noktaya getirip. Diğer türlü ise yüksek veya ultra ayarlarda makinenizde yine oyunu oynayabilirsiniz. Işın izleme çok şart mı oyundan keyif almanız için? Tabii ki değil ama böyle de güzel görüntüler oluşturabiliyor. Ve yine ekleyeceğim gibi Cyberpunk'ın bence sorunları bu güzel görsellik, bu harika şehir görselliği değil. Çok daha derinlerde yatıyor. Bakalım belki bu bilgisayarla yeniden bitiririm oyunu. Bir de bilgisayarda oynanmayı da hak ediyor açıkçası bu güzel görselliği sayesinde. O zaman siz de yorumlarınızı aşağıda paylaşın. 1.20 ve 1.21 yamalarıyla beraber Cyberpunk oynadınız mı? Yeni hali hakkında ne düşünüyorsunuz? Hatalar sizce hangi oranlarda giderildi? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu videoda sizlere 1.20 yaması sonrasında Acer Triton 500 gibi güçlü bir bilgisayarda nasıl bir performans alabileceğinizi gösterdim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Emin Çıtak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.